Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celali vel ikram. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Hasbi Allahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَسَلِّمْ آمين آمين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Muhakematın ikinci makalesinin dokuzuncu meselesini okuyorduk. Dokuzuncu meselede insan düşüncesindeki insan düşüncesini aciz bırakan bir belagat tabakası olduğunu vurgulamış, söylemişti ve bir ifadede özellikle Kur'an'a uyguladığımız zaman Kur'an'ın ifadelerinde Kur'an'ın maksadına ulaşmak için birbiri içerisinde mütedahil, iç içe daireler gibi konular birbiriyle bağlantılıdır, müteselsildir denildi. Yani bir hedefe ulaşmak istiyor Kur'an, bir maksadı, bir mesajı muhatabına ulaştırmak istiyor ve o maksada ulaşmak için tek bir kanal, tek bir yol takip edilmiyor. Birbiri içerisinde birçok kanallar aynı hedefe götürecek şekilde iç içe dokunmuş vaziyette insana veya muhatabına konuşuyor demişti. Bu özelliğin bizim için çok önemli olduğunu, Kur'an okumada çok önemli olduğunu anlamamız lazım. Onun gayet anlaşılabilir bir örneğini verdi. Birinci ve ikinci nokta diye bahsettiği ve özellikle ikinci noktada vurguladığı örnek buydu. Mesela Kur'an dese ki veya herhangi bir belli eser, ama Kur'an'da mütekellimin vasfı ve maksadı herhangi bir belli eserdeki mütekellimin vasfıyla ve maksadıyla benzeştirilemez. Fakat bir kişi de kendine göre bir eser yazsa ya da bir cümle söylese, yine de biz o cümleyi o kişinin kapasitesi dahilinde konuşma maksadı doğrultusunda anlamlar katmanını bulmaya çalışmamız lazım. Ama Kur'an'da konuşan mütekellim, kainatın halikı, maksat kendisini şuurlu olan, zişuur olan insana tanıtmak ve o insanın yaratılış maksadını gerçekleştirmesine yardımcı olacak rehberliği yapmak. Bunun için mesela örnek olarak şöyle bir cümle söylenilmişti. Mesela Kur'an'da bir cümlecik, ona ayet diyorlar, denir. Kendi de ayet ismini veriyor bu cümlelere. Bir ayet okusak, bir delil, bir işaret, ayet o demek. Bir delil okusak, o delil dese ki, alem güzeldir, kainat güzeldir. Peki, bak, biz de kainata bakıp, güzel, bayağı da güzel görünüyor, doğru söylüyor deyip bırakmamız, bir, mütekellimin kapasitesine, iki, mütekellimin maksadına aykırı bir davranış olur. Neden? Belagatın gereği bu noktalara dikkat etmemiz lazım.
alem güzeldir cümleciğinde konuşan mütekellim, kainatın yaratıcısı, sahibi, kainatı var eden, maksat bilinçli olan, varlığının bilincinde olan insana niçin var edilmişse o maksadına ulaştırmak üzere yapılmış olan bir konuşmadır. Yoksa bir turist bir yere gider, herhangi bir adada birkaç günlük tatil yapar ve der ki gittiğim ada çok güzeldir der. Sana da gitmeni tavsiye ederim der. Aynı kişinin yani aynı cümlenin birisi turistin benim bilmediğim bir yerden haber vermesi, güzel olduğunu söylemesiyle kainatın yaratıcısının kainatın güzel olduğunu, alemin güzel olduğunu söylemesi arasında sonsuz fark vardır. Gerçekten o kişi, o bulunduğu, o turist bulunduğu adanın mesela, aklıma öyle geldi, önemli, adı olması önemli değil, bulunduğu bir yer. Yerin güzel olduğunu söylemesi, size bir fotoğrafını gösterip, aa gerçekten güzelmiş, yeşillikmiş, ben de sevdim, gelecek seneki turist, turistlik maksadına ulaşmak için yani seyahatimde, gelecek seneki seyahatime burayı ekleyeyim, oraya gitmeyi düşünürüm der. Alem güzeldir demenin de çok da bir manası yok kainatın yaratıcısı tarafından. Çünkü ben de bakıyorum şöyle, şu veya bu boyutta artık semaya baksam ya da ormanlara baksam, hayvanat bahçesine baksam veya daha yaratılışı detayda inceleyen bir insan olarak detaylarına baksam, ne bileyim herhangi bir organın çalışmasına baksam, ay çok güzel tezyinatlı bir alem var derim. Bunu bana yaratıcının söylemesine ihtiyacım yok. Bunu anlamamız lazım. Yani alem güzel, o kardeşim konuşmana gerek yok, görüp duruyorum işte derim. Birisi bana böyle dese, hele bir de yaratıcı bana dese alem güzeldir, o zaman derim ki ya ben de biliyorum, bakıp görüyorum, bana verdiğin kabiliyetle alemin güzel olduğunu görüyorum zaten. Şimdi tutup da bana alem güzeldir diye tekrar söylemenin ne alemi var desem, yaratıcı bana onu ben bir maksat için söylüyorum der. Nedir? Yaratıcının bana konuşma maksadı dahilinde o mütedahil iç içe anlamları deşifre etmem için, anlam katmanlarını ortaya çıkartmam için söyler. Bunun açıklamasını peki alem güzeldir cümlesini Kur'an'da okuduğumuz zaman ve zeyyenne sema et dünya bi mesabih dedi. Ayet-i kerimede biz semanın, dünyanın semasını, yani şu dünyada insan baktığı zaman gördüğü alemi veya semayı olabilir de dünyadan bakınca gördüğün semayı, teleskopla bakarsın da galaksileri görürsün. O da insanın bakış açısına ya da kapasitesine göre değişiyor. Biz o dünya semayı seyredenler için tezyin ettik diye bir ayet var. Şimdi aklıma geliverdi. Peki ben de baktım, hakikaten astronomi çalışanlar veya gökyüzünü teleskoplarla seyredenler hayretler içerisinde kalıyor. Bu muazzam görüntülü nasıl galaksilerin tanzimi, düzenlenmesi, nasıl beautiful, çok güzel, çok güzel deniyor. Peki ben de görüyorum bunu, bunu bana niçin söylüyorsun diye sorduğumda açıklamasını yapan bölümde dedi ki, madem alem güzeldir diyorum, o halde senin bunu sevmen lazım. Halbuki sen kendinde fenayı, geçiciliği hissettiğin, yaşadığın için o güzellik sana acı veriyor. Halbuki bu güzellik sana acı versin diye vermedim ki. Çünkü bir insanın çok sevdiği bir şey elinden alınırsa ağlar.
ama elinden diyelim ki 5 kuruş vardı, düşürdü yere, dönüp çok insan yerden almak için düşünmez bile, çeker gider. Ya bu güzel olduğu kadar acı veren bir dünya. İnsan eğer bu kainatın varlığının bir amacı yok diye bakarsa, kendisinin ölümünü var olmanın sonucu olarak telakki, var olmanın sonu olarak, özür dilerim düzeltiyorum, sonucu değil sonu, var olmanın sonu olarak telakki ederse, bu alemin güzelliği insana ızdırap verir, elem verir. O zaman bana elem veren bir şeye güzel demem mümkün değildir. O halde bana alem güzeldir demek suretiyle benim yaratıcım bana bu alemi güzel, sevilecek şekilde yarattım. Eğer sen yanlış bir nazarla bakıp da alemi çirkin, elem veren bir kaynak olarak görürsen yanlış yaparsın. Ya demek ki benim ölüm benim varlığımın sonudur, çıkarımım veya zannım gerçek değildir. Alem güzeldir. Bana elem değil, saadet vermeli, mutluluk vermeli. Yani bu aleme baktığım zaman bu alemi böyle güzel yaratan ve beni o güzellik karşısında hayran olacak duygularla donatan, bu güzellikten benim ızdırap duymamı, elem çekmemi yapmak, elem çekmemi sağlamak için yapmış olamaz. Bu alemi yapmış olamaz. O zaman benim ölüm sondur diye vermiş olduğum, ulaştığım hüküm yanlıştır, çelişkilidir. Bu ayet bana seni ebedi mutluluk bekliyor. Bu alemi güzel yapan ben senin varlığını da güzelleştirdim ve sana güzel bir gelecek verebilecek durumdayım. Beni tanı. Bana itimat et. Sana verdiğim duygunun karşılığını vereceğimden emin ol diyor. Demek ki Kur'an okumak öyle bir kelime, bir cümlenin, Kur'an'daki bir ayeti birkaç tercümesine bakıp da o tercümedeki bu alem güzeldir, öbürü bu evren güzeldir, diğeri bu kainat güzeldir. Biraz daha dindarca olanı bu yaratılış güzeldir, yaratılış alemi güzeldir gibi bir yorumlar, bir tercümeler, yorumlar yaparlar. Bunların hepsini okudum, işte anladım canım, bütün alimler aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor dediğim zaman ben Kur'an okumuş olmuyorum ya, bir edebiyatçının eserini okumuş oluyorum. Bunu anlamam lazım. Zaten bizim bu belagat, unsurul belagat bölümünde, yani muhakematın ikinci makalesinde ulaşacağımız sonuç bu. Kur'an okumada edep, öyle diyelim. Kur'an okumada bilinmesi gereken ahlak, kurallar, edep. Ben elime Kur'an aldım, İşte okudum bak bu ne dediği belli canım demek, Kur'an okumak demek değildir. Ya bu işin belagatı var, kuralları var, o kurallarından haberdar olmak gerekiyor. Biz de onun için bunları okuyoruz. Şimdi üçüncü noktaya geçeyim, bu uzun bir takdim oldu ama dokuzuncu meselenin özeti mahiyetinde bir takdim oldu. Yani okuduğumuz konunun özeti. Üçüncü noktada şöyle söylüyor. Netice-i vahideyi tenatüç eden usul-ü müteaddideyi cem ve zikretmektir. Nereden geldi? Evet, insanın düşüncesini
basit düşüncesini ariz bırakan, aciz bırakan, yani mutlaka derinlemesine ne düşünülmesi gerektiğini söyledi ve bunun örnekleri olarak da şöyle ki dedi. Şimdi bu üçüncü noktada, peki bu insanın basit bir düşünce ile basit bir yaklaşımla Kur'an okumanın nasıl insanı aciz bıraktığını, yani konuyu anlamaktan geri bıraktığını anlatırken, üçüncü noktada diyor ki, Kur'an'da öyle bir özellik var ki, veyahut da belagat eserlerinde öyle bir özellik var ki, netice-i vahideyi tenatüç eden, yani bir tek neticeyi, bir tek sonucu, birbiri arkasında o sonuca ulaştırmaya götüren usul-ü müteaddideyi çok değişik, müteaddit, yani sayısı çok olan, birden fazla olan asıllar, esaslar, prensipler, metodoloji, metotlar, birden fazla olan usulleri, asılları, ilkeleri, prensipleri cem ve zikretmektir. Toplayıp bir anda hepsinden birden bahsetmektir. Toplamak, bir araya getirmek ve bahsetmektir. Bu insanın basit düşünceyi aciz bırakıp derinlemesine düşünmek lazım. Çünkü Kur'an'da böyle bir özellik vardır. Bir cümleyi söyler, o cümlenin içerisinde birçok neticeyi birden sonuç verecek olan bir yapıya sahiptir, bir maksada sahiptir. Onun için mukaddemede giriş yap, bugünkü sohbetimizde giriş yaptığımız bölümde alem güzeldir denildiği zaman ne diyor? Başka neticeler çıkıyor. Ebedi hayat olacak. Yeni yaratılış olacak. Bu ruh, bu artık bu eğitim gördüğü alemden, alemin araçlarından, yani bu dünyada yaratılmış olan bedenden çıkartılıp bir başka özlemini çektiği alemin yaratılışına veya özelliklerine uygun olan bir başka beden giydirilecek. Ona öldükten sonra dirilmek var, haşir var. İnsan tekrar yaratılacak, tekrar bir bedene sokulacak haberi var. Anne karnında bir değişik bedene konuldu. Anne karnından çıktı. Değişik aletlerin çalıştığı bir başka aleme getirildi. Şimdi de özlemini çektiği ya da özleminin çektirildiği alemin, yaratılışın şartlarına uygun bir beden ile teçhiz edilecek ruh. O zaman o ruh yaratılış ile, o tür yeni yaratılış ile ilişkiye geçecek diyor. Hangi cümle? Alem güzeldir cümlesi. Neden? Birçok neticeleri birden içeren bir konuşmadır bu. Bunu nereden anlıyoruz? Konuşan kainatın sahibi, maliki, insanın Rabbi ve dinleyen, ben bu dünyada ne işim var diyen, niye var edildim ki diyen insan. Peki böyle bir soru sormadan Kur'an okursam, işte o zaman ben gülerim. O Kur'an okumak değil o, o musaf okumak, kutsal bir kitap okumak, ne olduğu belli değil. Kendinin, insanın insani kabiliyetlerini, her neyse, insan, her insanın kendi kabiliyetini geliştirdiği bir alan var. Kişiler hakkında konuşmuyoruz. Her insanın kendi geliştirdiği, kabiliyetini geliştirdiği alanda beklentileri olacak, soruları olacak, sorgulamaları olacak. Herkesin kendi alanında. O sorularına, sorgulamalarına sorgulayacak. Öyle mi gerçekten diyecek. Sorularına, ya ben niye böyleyim, nasıl bu, ne oluyor bu dünyada, niye insan böyle yaşıyor, çocuk oluyor, bebek oluyor, çocuk oluyor, yaşlanıyor, ölüyor falan. Çevremdeki olan hadiselerde bir bakıyorsunuz,
100 yıl yaşayan canlılar var, 1000 yıl yaşayan canlılar var, 10 gün yaşayan canlı var. Gelip gidiyorlar, bitki türünde olanlar var, hayvan türünde olanlar var. Efendim, birazcık şöyle insanla ilişki kurabilecek kabiliyet olanlar var. İnsanın tamamen yabancısı olanlar var. Ben bu alemde ne işim var? Nedir bu gece oluyor, gündüz oluyor, karanlık oluyor, aydınlık oluyor, ne oluyor kardeşim? Diye sormayan, kendi kapasitesine göre varlığının amacını kendi kapasitesine göre araştırma, inceleme üzere gündeme getirmeyen, cevabını merak etmeyen bir insanın Kur'an okuması, Kur'an okuması değil. Çünkü bir şey anlamaz ondan. Kur'an ona konuşmaz. Yani o dediğim gibi hani kendisine göre ruhsal mı diyorlar, ne diyorlar? Manevi diyelim hadi. Gerçi tam doğru bir cümle de, kelime de değil ama manevi bir duygu içerisinde. Hani insanın bir duygusallık tarafı var ya, o duygusallık tarafıyla biraz ve toplumdan duyduğu kadarıyla, hani biraz komik bir kelime, ne demek olduğunu ben de bilmiyorum ama dinsel bir faaliyette bulunmak üzere yapılmış bir faaliyettir veya okumadır. Ne olur bilmem, insanların kendi kabiliyetlerinde ne var ne yok bilmem ama eğer kendi kapasitemde bir sorunun cevabını algılamak üzere cevabını alma beklentisi taşımadan Kur'an okumak, Kur'an okumak değildir. Ama efendim her yönümü öyle. Geleceğiz. Bundan sonraki meselelerde 9. mesele, 10, 11, 12. meseleleri okuyacağız. O meselelerde Kur'an'ı okurken her yönüyle nasıl dikkat edilirmiş falan göreceğiz. Sabırlı olacağız. Bu aşamada evet Kur'an insana konuşur ama insan da sorusu olandır. Sorusu olmayana insan ben diyemiyorum. Beklentisi olmayana insan diyemiyorum. Ama aman efendim bizim burada birisi var çok bıktık bu işlerde soru falan sormasını bilmez ama sadakatle Kur'an okuyor dediğimiz zaman sen o kişiyi kendi haline bırak, sen kendi adına konuş. O kişinin kendine göre bir sorusu vardır da senin dilinden ifade edemiyordur, ayrı konu. Sen kendi işine bak. Kendi kapasitende senin sorun var mı? Herkes kendisi adına konuşacak. Başkasının adına ama benim burada birisi var, okur yazar bile değil falan gibi bahanelerle kendimizi de okur yazar olmayanlar sınıfındaymış gibi görüp tembelliğimize fetva çıkartmayacağız. Herkes kendi adına konuşacak. Ben de böyle böyle duygular var. Ben bunları üstün körü mü geçiyorum yoksa cidden değerlendiriyor muyum? Peki yine uzattım, özür dilerim. Peki. Zira her bir aslın yüksek neticeyle kasten ve bizzat irtibatı olmazsa her bir prensibin, her bir ilkenin, Kur'an'ın birçok ilkeleri var ya, onlardan bir tane, bu ilkelerden yani yaratıcın var, sahibin var, onun kainatı yaratmada sana aracılık yapan, onun iradesini sana ulaştırmada aracılık yapan melekleri var. Onun mesajları var. Onun sana konuşması var. O konuşmayı temsil eden, açıklayan, bizzat uygulamaya koyan peygamberi var. Elçileri var. Bir de bu işin, bu dünyanın bir başka yaratılış formu var. Şimdi bu yaratılışta sen baş başa değilsin. Çünkü ruhun başka bir yaratılış formunu kavrayabilecek şekilde donatılmamış cihazları yok. Algılayamaz. Onun için sana yeni bir cihaz verilecek. Bahsü Badel Mevt diyoruz. Hani Amentü'yü özetlemeye çalışıyorum. Ve dikkat edin, bütün bu olaylar her şeyi bilerek yaratan Rabbin tarafından takdir edildi. Sana böyle bir kainat sunuldu. Bu da kadere iman. Bunların hepsinin ayrı ayrı neticeleri var.
o neticelere eğer her bir ayet bu neticelerin her birine kasten ve bizzat irtibatı olmazsa, yani sen onlarla kasten bizzat, hani burada meleklere iman nerede acaba, o Allah, hiçbir delil görmüyorum, meleklere imanı ifade edecek bir şey görmüyorum diyebilirsin. Sen bulamayabilirsin çünkü senin kavramda bir, senin kafanda bir melek anlayışı vardır. O melek anlayışına göre bakarsın bu ayetin içerisinde bir yol bulup daha şu yönüyle de meleklere imana ima ediyor. Telvihte bulunuyor, işarette bulunuyor diyemeyebilirsin. O senin kapasiteni genişletmememenden, benim, senin, benim kapasitemizi genişletmememizden kaynaklanıyor. Bizzat irtibat olmazsa, yani kuramazsan bile lakal bir derece ihtizaza ve inkişafa getirir. En azından o maksatları, o asılları, o prensipleri şöyle bir canlandırır, ihtizaza getirir, şöyle bir sarsar onları. Ya böyle bir şeyler de olabilir galiba dedirtir. Çünkü insan her bir ayetten her şeyi aynı anda anlayamaz, anlayamayabilir. Ama mutlaka bir payı olması lazım. Bir işareti olması lazım. En azından o duyguyu hafifçe çalkalayacak, hafifçe, çalkalama kelimesi biraz ağır da iyi bir kelime bulamadım, titreşime geçirecek, ihtizaz, titreşime geçirecek bir emmareler, işaretler bulması lazım. Neden lazım? Çünkü konuşmacının kapasitesi ve maksadı itibariyle onu içeriyor olmalı. Ona göre düşüneceğiz, ona göre anlamaya çalışacağız veya bizim görevimiz ona göre, yani buradaki anlatılan hakikate göre, buradaki anlatılanlara göre yapılmış olan tefsir kitaplarını okuyacağız ya da müfessirleri dinleyeceğiz. Yoksa ben onlara TV cambazları diyorum, TV cambazlarıyla onun bunun dedikosunu, mukayesesini yapan sen yanlısın, ben doğruyum, işte senin dediğin hatadır falan diye medyanın oyuncağı olmuş insanların dinlemek için bir saniye bile ayırma. İsraf olur, haram olur. Ciddi ciddi sorularına cevap verecek şekilde Kur'an'ın tefsirini yapan kişiler ya da kaynakları bulmaya çalış, olması lazım. Bulabildiğin kadar. Güya usul denilen, asıllar, esaslar, prensipler denilen mezahir ve aynaların ihtilafıyla, çünkü usul denilen mazharlar, eşyanın o aynalar, bir eşya bir yerde görüntüsünü sağlar ya veya görüntülenen yer, ekran diyelim buna, televizyon ekranı değil ama kainat bir ekrandır ya, neyi gösterir? Yaratıcısının özelliklerini bize yansıtır. O aynaların ihtilafıyla, onların değişik değişik olmasıyla, tabii bizim konumuz ne burada? Her bir ayet bir değişik aynadır, bir değişik mazhardır. Neye mazhar? Konuşmanın maksadına yardımcı olmak üzere donatılmıştır, donanımlanmıştır Kur'an ayetleri. Evet, mütecelli aynaların ihtilafıyla ve netice ve mütecellinin vahdetiyle. Şimdi burası önemli. Her bir ayette çok değişik şeylerden bahsedilir. Netice aynı şey. Mütecelli aynı kaynak. Ne görünüyor? Ne ifade ediliyor? Yani hepsini, Kur'an'ı toplasan ne ifade eder? Benim en çok sevdiğim ayet La ilahe illahu. La ilahe illahu'nun nereye varması gerekiyorsa bütün ayetler onun etrafında toplanır. Ondan başka şu kainatta ilah olacak hiçbir şey, eşya yoktur.
olamaz. Yok, ilahlık yok. İlahlık özelliğini bulamazsın bu kainatta demek. Hiçbir yerde, hiçbir şeyde ilah olma, yani varlığının kaynağı olma özelliği bulamazsın. Peki, mütecelli işte o zaman o mazharda, o cümlede tecelli eden, mütecelli, tecelli eden, kendini gösteren, kendini tanıtan, bu kainatta ilah yok. Bu kainatta kendisinin yaratıcısı olma özelliğine sahip hiçbir şey bulamazsın. Başka bir şeyin yaratıcısı olma özelliğine de sahip hiçbir şey bulamazsın. Bu o demek zaten. Yani bir şey kendisini yaratamıyorsa başkasını hiç yaratamaz. Özür dilerim. Yani kendisini yaratmadı mı? Kendisinin varlık nedeni değilse, yapılıyorsa yani, yapılıyorsa, o zaman o şey bir başka şeyi başka şeyin yapıcısı olamaz. Yani ne olacak? Kendisi kendi kendine başkası tarafından yapılmadan var olmuş olacak. Ona Kur'an'ın tabiriyle kaim bir nefsi olacak. Evrende, kainatta kaim bir nefsihi olan hiçbir nesne bulamazsınız. Peki, o zaman demek ki kainatın varlık nedeni olan kaim bir nefsihi olan bir yaratıcısı, bir var edicisi vardır dedik. İşte mütecelli bu. Cümlede mütecelli bu ki, bu konuşan kainatın yaratıcısı bize kendisini tanıtıyor. Peki, konuşmak isteyen mi vardı, yanlışlıkla mı mikrofon açıldı? Konuşmak isteyen varsa ses yapsın, ben anlarım inşallah. Peki, mütecellinin vahdetiyle tek bir kişi tanıtılıyor, tek bir kaynaktan geliyor ve o tek kaynağın hedefi neyse her şey onun hedefinde birleşiyor. Ve Kur'an'ın belagatında buna dikkat edilecek. Mütecellinin vahdetiyle tek bir kişi konuşuyor. Maksadın tecerrüdüne ve ulviyetine ve hayat-ı alem denilen deveran-ı umumi tesmiye olunan hayat-ı külliye ile yad edilen hakikatiyle kelamın kuvve-i hayatiyesinin ittisaline işaret. Peki bunu şöyle anlayalım. Hayat-ı alem denilen, hayatı deveran-ı umumiye tesmiye olunan, şu alemin hayatı ne demek? Umumi bir deveran var. Her şey dönüyor. Gece oluyor, sonra gündüz oluyor, sonra gece oluyor, sonra gündüz oluyor. İnsanlar ölüyor, sonra yeni insanlar yaratılıyor. Galaksiler ölüyor, yeni galaksiler yaratılıyor. Burada bir hayat-ı külliye diye yad edilen bir hakikat yad edilen hakikatiyle kelamın kuvve-i hayatiyesinin ittisaline işarettir. Demek ki her şey dönüp dolaşıp o bir tek kaynağı bize vermek üzere, o bir tek kaynak ile muhatabını tanıştırmak üzere bir kelam sarf ediliyor. Kur'an'daki ana özellik de bu. Demek her bir ayetinde böyle bir hayat-ı külliyesi vardır. Şundan bahseder, bir başka dağdan bahseder, Musa'dan bahseder, Adem'in cennetteki durumundan sonra meleklerle olan, melekler ile Allah'ın Adem arasındaki ilişkisinden bahseder. Neyse, kıyametin kopmasından bahseder. Yani dönüp dolaşıp hepsi bu hayat-ı külliye, Kur'an'ın her can damarı mı diyelim artık buna, nasıl tabir edilecek, hepsi bizi ana prensiplere ulaştırmak üzere çalışır. Hepsinde biz ne bulacağız? Kainatın sahibi var ve ebedi hayat var. Özet olarak söylüyorum. Sizin yaratılışınızda bir maksat var. Sizi bu dünyadan alıp o ebedi hayata götürmek üzere, eğitim yapmak, terbiye görmek üzere burada bulunduruyorum. Şimdi ruhunuzu alıştırın.
yeni bir dünyaya, ebedi bir dünyaya, mutlak olan kainatın yaratıcısının senin duygular, sana verdiği duyguları tatmin edeceği bir dünyaya hazırlık yapın. Yaratıcınızı tanıyın, onun özelliklerinin mutlak olduğunu anlayın ve ruh artık o mutlak özellikleriyle tanıdığı Rabbinden ne arzu ediyorsa, kendisine neyi arzu etme kabiliyeti verilmiş ise, o kabiliyetini gerçekleştireceği bir yaratılış türünün o yaratıcıdan, bu yaratıcıdan beklediği ana gelir. Yani ölümden sonra ruhun talebinin gerçekleşeceği bir başka tür yaratılışa hazırlık yapın. Ruhunuzu hazırlayın. Tanıtın ona. Rabbi kim? Ne yaptırmak istiyor ona? Onun için ruha takılmış olan hissiyatın, beklentilerin, ümitlerin, ruhun kapasitesi dahiline konulmuş olan ebedi saadet beklentisi diye özetlediğimiz halin gerçekleşebileceğine emniyeti tesis etmek üzere bu kainatın yaratıcısı ve insanı, insanın ruhunun yaratıcısının insana yaptığı konuşma bu emniyeti tesis etmek üzere vardır. Her şey döner dolaşır buraya gelir. Senin sahibin var, sana ebedi hayat verecek. Şimdi sen onun için hazırlık yapmaya bak. Yani onun özlemini canlandır, geliştir. Bütün ayetlerde bu özleme bir davetiye olduğunu, çağrışım yapmak suretiyle böyle bir özlemin gerçekleşeceğine işaretler olduğunu anlatan izler vardır. O izleri ara bul. O izleri ara bul. Peki, üçüncü makalenin ahirinde, ahirindeki üçüncü maksatta olan birinci maksat buna bir derece misaldir. Burada üçüncü makalenin ahirindeki üçüncü maksat, henüz daha okumadık üçüncü makaleyi, onun en sonunda üçüncü maksat diye bahsettiği yerde, birinci maksat, üçüncü maksadın içinde birinci maksat diye bir yer var. Orada neyi anlatıyor? Onu hemen hatırlayalım da, hem de bir de şunu misal vermiş. Üçüncü makalede, hem de üçüncü makalede dördüncü mesele ve meslekten, dördüncü mesele diye bir bölüm var. Onun altında dördüncü meslek var. Dördüncü meslekten olan işaret ve irşat ve tembih ve mukaddeme buna misaldir. Buralarda şu var. Ebedi alem olmazsa bu alem abes olur kardeşim. Bunlar çalışılıyor bu referans verdiği yerlerde. Siz de gidin okuyun ama henüz orayı daha biz okumadık. Yani birlikte müzakeresini yapmadık. Ebedi alem olmazsa şu alem abestir. Yani ona şaka gibi gelir. İnsanlar bazıları da öyle diyorlar. Kainata bakıyoruz. Sanki birisi bizimle şaka yapıyor diyor. Bu postmodern anlayış. Sanki birisi bizi şaka yapıyor diyor. Şaka yapmıyor. Sen onu şaka almanın nedeni yaratıcının seninle konuşup sana gönderdiği mesajdan haberin olmaması ya da böyle bir mesajı arama ihtiyacı hissetmemenden kaynaklanıyor. Eğer ahiret yoksa, eğer şu kainatın yaratılışında bir maksat yoksa, böyle kısır bir döngüden ibaret, insanlar geliyorlar, büyüyorlar, yaşlanıyorlar, ölüyorlar, yok olup gidiyorlar. Bu kısır bir döngüdür. Eğer bir kısır döngüden ibaret ise bu kainat, o zaman gerçekten şaka. Ama öyle değil ki. Dünya bir kısır döngüden ibaret olamaz ki. Olmamalı. Şu koca kainat, bu muhteşem haliyle, her bir zerresinin sonsuz özelliklerle donatılarak yaratılmış haliyle, boş bir şaka olması için bu kainatı yaratanın, ben açık konuşayım, siz ona göre, manyak olması lazım. Manyak olan da böyle bir kainat yaratamaz.
çelişkili, serseri olması lazım. İnsan bile ben böyle yapmam der. Bırakın kainatın yaratıcısı. O halde böyle bir serseri, insandan daha kötü özelliklere sahip olan birisi bu kainatın yapıcısı olamaz. Çünkü kainattaki ihtişam böyle bir yaratıcı, böyle bir özelliği olan yaratıcıya delalet etmiyor. Bu demek ki benim vehmimden ibaret olan bir düşüncedir. Yani biraz ağır ifadeler kullandım ama açıklansın diye. Yani ya kainatın yaratıcısı deli ya tam mükemmel akıllı. Deli olan böyle bir kainat yaratamaz. O halde tam mükemmel akıllı. Tam mükemmel akıllı olan da bu kainat ile yaratmakla benimle dalga geçmez. İnsanın özellikleriyle dalga geçmez. Çünkü insanın özelliklerini de veren o. O özelliklere ters düşecek bir hikmetsiz, abes iş yapmaz. Bu okuyacağımız parçalarda bunlar vurgulanıyor. Mesela şu sorular sor. Nereye gideceksiniz? Sorusunun cevabı. Yani insana bir hayat-ı külliye veriyor. Böyle sonu ölümle yok olmak olan bir hayat-hayat-ı külliye olamaz. Bütünlük ifade eden bir hayat olamaz. Bir varlık olamaz. Yani kainat eğer ahiret yoksa hayat-ı külliyesi yok demektir. Güdük demektir Kur'an'ın tabiriyle, ebter demektir. Yani öyle efendim peygamberimizin bir düşmanı varmış. O düşman peygambere oğlu öldüğü zaman ebter demiş. Olabilir. Ben birisi der mi der, insan bu. Dilin kemiği yok ya. Çocuğu öldü daha o bitti demiş. Allah da ona o ebter olan sana biz Kevser'i verdik ya, ebter olan o demiş. Bu anlayış çatışmasıdır. Ebter Kevser çatışması Kur'an'ın temel davasıdır. Kur'an bize, yani kainatın sahibi bize ebter bir kainat yaratmadığını söylüyor. Kainatı yaratan insana Kevser bir hayatı külliye verdiğini söylüyor. Ebter bir hayat, külli olmayan bir hayat, bütünlüğü olmayan bir hayat. Yaşıyorsun, hiçbir sonuca ulaşmadan tabir caizse geberip çürüyüp gidiyorsun. Bu ebter bir hayattır. Kainat da dönüyor dolaşıyor, en sonunda yok olup gidecek. Ebter bir hayattır. Ama kainatın yaratılışında böyle ebter bir hayat yaşama, hayata sahip insan, böyle ebter bir hayata sahip kainat yaratmak suretiyle boş, lüzumsuz, güdük, sonu olmayan bir işle meşgul olacak kişiye benzemiyor şu kainatın yaratıcısı. Çok mükemmel işler yapıyor. Böyle mükemmel işler yapandan ebter, hikmetsiz, abes, boş, dalga geçen bir iş yapmasını beklemek veya zannetmek insanın yanlış bir zannıdır, temelsiz bir zannıdır. Hiçbir mantıki dayanağı yoktur, olamaz. Bu konuda emin olmamız lazım. Kur'an'ın ifadelerinde hep bu hayat-ı külliyeye işaretler göreceğiz. Bütünlüğü ifade eden, tamam şimdi oldu, var olmaya değer, yaşamaya değer bir hayat anlayışına sahip oldum dedirtecek mesaj verir bize. Yeter ki biz Kur'an okumasını bilelim. Edebiyat kitabı okumadığımızı bilelim. Zor mu? Çok Arapça mı öğreneceksin? Hayır. Kur'an'da konuşanın, kainatın sahibi insana vermiş olduğu duygulara cevap verip onları tatmin edici bir şekilde yönlendiren, rehberlik yapan, izahatta bulunan bir konuşmadır Kur'an. Bu beklentiyle okuyabilmek için
Önce ben ne istiyorum? Ben kimim? Ben nereden geldim buraya? Sorularını sormak şart. Zaten okuduğumuz metinde verilen referansta bu soruların sorulduğu ve cevaplandırıldığı yer. Kur'an bunları cevaplandırmak için konuşur. Onun için Kur'an'dan bir ayet okuduğun zaman o ayette bu soruların cevabına delalet eden işaretleri bulacaksın. Çünkü Kur'an ile konuşan anlam katmanlarını iç içe toplayarak konuşandır. Bunu anlayacağız. Çok basit. Aslında Kur'an okumak bir yönüyle çok basit, bir yönüyle çok zor. Eğer Kur'an'ı sen kim olduğunu, kendinin ne olduğunu düşünmeden okumaya başlarsan, Kur'an okumak çok zordur, anlamsızdır. Bundan kaçmak için de aman canım oku sevabını kazan geç dersin. Ama Kur'an ben kimim, nereden geldim? Ne oluyor bana burada? Kim bu alemi böyle yapmış? Nedir bu alemin varoluş maksadı? Her şey çok güzel gibi görünüyor. Düzenli görünüyor. Kontrol altında görünüyor. Sahipsiz, anlamsız, çok katman katman manalar ve özellikler taşıyan nesnelerle küçüğünden büyüğüne kadar her bir düzeyde sonsuz denecek hikmetlerle donatılmış şu kainatın varlık nedeni ne olabilir ki? Varlık kaynağı ne olabilir ki? Sorularını sormadan Kur'an okuyanın Kur'an anlaması mümkün değildir. Bu soruların cevabına yönelik bir Kur'an okuması yapmayan tefsir ile de hiç zamanını harcama, boşuna bilgi sahibi olursun. Kur'an ona eşek yüklü, kitap yüklü eşek diyor. Sana hiçbir faydası olmayan bilgilerle donanır durursun. Yok efendim. Musa nereye gitmiş? Mısır'a. Mısır nerede? Afrika'nın kuzey kısmında. Nerede olursa olsun ne yapacaksın? Gülüyorum bu gibi. Efendim orada kim vardı? Firavun diyor. Firavun kim? Olsa olsa ikinci Ramses'tir. Hani tarihte öyle bir. Ne yapacaksın ikinci Ramses, birinci Ramses veya Ramses değil de bilmem ne. Sen kendi Firavun yönüne baksana. Sana konuşuyor Allah. Tarih bilgisi veren Allah olmaz ki. Onu gidene tarihçilerden, arkeologlardan öğrenirsin. O kabiliyet sana zaten verilmiş. Demek ki bir Kur'an tefsiri okuyacağımız zaman verilen bilgilerin benim sorularıma cevap olduğunu bilmem lazım. Bunun farkına varmam için de sorularımın olması lazım. Sorularıma cevap araştırmak için okunduğu zaman Kur'an Kur'an olur. Ama sorusu olmayanın Kur'an okuması olmaz. Herkesin sorusu başkadır. Mutlaka bir kişinin soru sorması için okuryazar olup astronomi bilgisine sahip olması gerekmez. İç dünyasında herkesin bir sorusu vardır. Ben kendime bakacağım ve kendime benim sorularım nelerdir diyeceğim. Peki. Şimdi gelelim burada Said Nursi'nin, müellifin güzel bir belagat örneği olmak üzere Arapçasını Kur'an'ın kelimeleriyle karıştırarak bize belagat örneği veriyor. Ama Kur'an'daki bu kelimelerin geçtiği ayetlerin anlaşılmasına da rehberlik yapacak olan bir örnek veriyor. Fendur ila kelamir rahman. Orada ayet-i kerimde fendur ila rahmetillahi ayetini değiştirdi. De ayeti değiştirmek için değil. Bak dikkat et. Sen o ayetlerdeki belagatı kopyalamak suretiyle bize bir mesaj veriyor. Fendur ila kelamir rahmanillezi allemel Kur'an. Hani şu er-Rahman allemel Kur'an var ya, onu aldı buraya koydu ama buradaki anlatmak istediği, ulaşmak istediği mesaja bizi
yönlendiriyor. Allah'ın bu Kur'an'ı öğreten Rahman olan Allah'ın kelamına iyi bak ki bi eyyi ayati rabbike ve bi eyyi alai rabbikuma tükezziban ayetindeki o yapıyı aldı, buraya kopyaladı kendi maksadına göre. Yani bakın, dikkat edin, bu ayetlerdeki bu ifadeler böyle çok geniş çapta anlaşılması gereken ifadelerdir. Tebi ayati rabbike, Rabbinin hangi ayatını la tetecella hazihil hakikatu, Rabbinin hangi ayetinde şu bahsi geçen hakikat tecelli etmesin ki? Feveylün lil musallin var ya, feveylün, diğer ayetler de var. Veylün lil mükezzibin gibi ayetlerdeki o yapıyı aldı, buraya koydu. Feveylün hine izin lil nazirine lezine la yehmilune ma la yefhemune alet tekrar. Yani Kur'an'daki şu veya bu şekilde tekrar tekrar bahsi geçen konulardan konuları anlamakta öyle mala yefkavle anlamaya onların anlamadıkları konuları, ya burada aynı konuyu Kur'an tekrar edip duruyor canım diyen, onu tekrara hamleden, yani bu hani diyor insanlar diyor, yine bir önceki ayette veya bir başka surede şöyle bir ayet geçmişti ya, o konu burada tekrar gündeme geldi diyor. Bak, anlamadığı inceliklerini, kavramadığı meseleyi her zaman Kur'an'da bahsedilen bir konunun tekrarından ibaret diye yorumlayan zahir perestlere yazıklar olsun diyor. Ne yaptı burada? Kur'an'ın bu kelimelerini aldı, bize şu dokuzuncu mesele adı altında anlatmak istediği konunun bir ifadelendirilmesini gündeme getirdi. Ama burada da ne dedi bize? Bakın, dikkat edin, hani bu kelimeleri, Kur'an'daki geçen bu kelimeleri böyle kendi başına işte yazıklar olsun dedi falan diye geçmeyin. Bunlarda her bir kelimenin, mesela hani her zaman bir surede, Rahman suresinde devamlı tekrar edilen ve herkesin aşağı yukarı ezbere bildiği veylülül mükezzibin var da onu değil. Febi eyyi alai rabbikuma tükezziban dedi. Bu ayette 31 defa mı ne tekrar edilen bir surede 31 defa tekrar edilen bir ayet. Herhalde 31 olacak. Yanılıyor olabilir. Yani rakamı öyle aklımda kalmış. Bir yerden saydım mı ya da okudum mu hatırlamıyorum. Önemli değil. Böyle tekrar, bu tekrar, yani aynı ayeti tekrar ediyor deyince, yazıklar olsun sana, Kur'an'daki bir cümle bir yerde ya bir cümle olarak ya da benzer içerik olarak bahsi geçiyorsa, yani Musa aleyhisselamın hatırası Kur'an'da 80 küsür yerde, 82 mi? Yine yanılıyor olabilir bu rakamlarda. Bunlar tahminen aklımda kaldığı kadarıyla, tahminen. Ama az değil, 60 mı 80 mi? 82 diye aklımda kalmış. Yanılıyor olabilir. Hiç önemli değil. 60 olur, 80 olur. Hazreti Musa'ya referans verilerek yapılan konuşmada Musa'nın hatırası anlatılıyor. Ona referans verdi yine aynı diye. Böyle onu tekrara yükleyen, tekrardan ibaret zanneden insanlar Kur'an okumasını bilmeyen insanlardır. Yazıklar olsun, Kur'an'ın değerini düşürdüler demek istiyor. Neden? Çünkü Kur'an her bir yeni kontekste bize varmak istediği hedefe ulaştırmak üzere bizim aklımıza konuşuyor, hissiyatımıza konuşuyor, insanın beklentilerine cevap verecek şekilde ikna etmek üzere konuşuyor ve ayrı bir bağlamda konuştuğu için ayrı bir duygu alanında bizi eğitime tabi tutuyor. Onlara dikkat etmemiz lazım.
güzel bir örneğini verdi. Evet, şimdi kendisi okuduğumuz Arapça parçanın açıklayıcı bir cümlesini okuyacağız veya paragrafı okuyacağız. Evet, Rabb-i İzzet'in kelamına dikkat edilse, bu hakikat her yerde nur gibi parlar. Eğer dikkatle Kur'an ayetleri okunursa, şu bahsettiğimiz konu her yerde nur gibi parlar. Evet, evet, nur gibi köşelerinde ve mekatılarında içtima edip zülal-i belagat fışkırıyor. Yani belagat, hayat suyu fışkırıyor. Nerede fışkırıyor? Ayetlerin köşelerinde, kenarlarında, yani bir cümlenin içerisindeki bir kelimenin aldığı şekilde, aldığı yerde, bir kelime şurada olması lazımken sonuna doğru getirilmiş, sonda olması lazım gelirken başa alınmış, buralarda, bir de mekatılarında. Yani mekatı, katı, kesme yerleri, onlara şiirlerde durak yerleri de birinin sonu. Nerede şiir duruyorsa orada. Ayetlerdeki ne? Belli bir konu işleniyor. O işlenen konunun ya ayetin sonunda ya o işlenen konunun sonunda mekatılarda ne var? İnnehu kâne alîmen hakîmâ dedi. Orası işte ayetin mekatı. Bakıyorsunuz o yukarıda bir öncesinde bu böylesi mekatılarda durak yerlerinde bahsi veya durak yerlerinde kullanılan ve geçen ayetler ya da kelimeler kendisinden önce anlatılan meselenin bir özetini, Kur'an'ın konuşma maksadına ulaştırmak üzere yapıyor. Ben bunları şunun için dedim. Mesela dedik ya, innehu kâne alîmen hakîmâ, ben bunları kainatın yaratıcısı olarak her şeyi bilen ve her şeyi hikmetle yapan bir Rab olduğumu sana anlatmak, göstermek, seni ikna etmek üzere bunları anlattım, bunları konuştum. Sen de beni bu şekilde tanı mesajını ulaştırıyor. Dördüncü nokta. Evet, kelamı öyle ifrag etmek, yani kelama bir şekil verme, onu belli bir kanala, belli bir kalıba sevk etme, sokma. Yani bir halden bir halde değiştirip, dolandırıp, en sonunda belli bir forma sokma, ifrag etmek ve istidat vermektir ki dördüncü noktanın maksadını anlatıyor. İstidat vermektir ki kelama pek çok furuların tohumlarını mutazammın ve pek çok ahkama has ve pek çok maaniye ve vücuhu muhtelifeye delalet etmektir. Ne? Pek çok furuların tohumlarını mutazammın bir sonuç. Pek çok dalların, yani ana maksada gidecek dalların furu dal. Şubeler, dallar. Furuların yani ana maksada ana maksattan ayrılan ikinci derecedeki tali maksatlara dağılım. Peki onların tohumlarını mı tezammın? Onların içinde onların tohumunu sana veriyor. Yani ağaç büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ondan sonra meyve oluyor. Meyvanın içerisinde ne var? Çekirdek var. O çekirdekte ne var? O çekirdekte ağacın bütününün özeti var. Size o şekilde Kur'an ile konuşan zatın bizi götürmek istediği hedefe ulaştıracak tohumcuklar o cümlenin içerisine, başına, sonuna, yanına, içindeki şu veya bu şekildeki yapılara, şu veya tevillerle, temsillerle
icaz unsurlarıyla, istiarelerle, telvihlerle o dallara götürecek tohumcuklar ekilmiş. Kur'an okurken biz o tohumları ne yapacağız? Dikkatle büyüteceğiz, yetiştireceğiz, soracağız, bakacağız. Bununla buraya bunu böyle koymakla ne demek istedi diyeceğiz. Ve o araştırma sonucunda beni Kur'an'ın ana maksatlarına ulaştıracak deliller, işaretler bekliyor olduğunu göreceğiz. Evet, pek çok maniye, birçok manalara ve pek çok ahkama mekhas, birçok hükümlerin kaynağı, ama bu hüküm deyince hemen aklımıza fıkhi hükümler gelmesin, onlar olabilir. Onun ötesinde itikadi ana prensipler. İmanın, insanın imanının ana prensipleridir. Ahkam. Ya ahkam-ı Kur'aniye dediğimiz zaman aklımıza hemen zekat vereceksin, namaz kılacaksın, hırsızın elini keseceksin, haram yemeyeceksin diye aklımıza geliyor. Yani ahkam-ı Kur'aniye'nin başında ne gelir? Kur'an'ın en önemli hükmü nedir? Tevhidi tesis etmektir. Ondan sonra bu kainatta melaike var. Yani melaikeleri görmeniz gerekiyor. Kainatı melaikenin size ulaştırdığı şekliyle algılayın. Odun parçası, taş parçası, ateş kütlesi zannetmeyin. Onların manası var. O manayı taşıyan, temsil eden şuurlu bir işleyici memurlar var. Onlar size ya Halıklarından aldığı emri nasıl olması lazım geliyorsa o emri bize ulaştıran araçlardır, vesilelerdir, rasullerdir, elçilerdir. O elçileri gör. Yani bir kitaba bakıp da burada bir sürü çizikler var demek aptallığın daniskası. Ya da bugün işte kendisine modern bilim diyen adamlar öyle kainata bakıyor. Burada birçok çizikler falan da bu çizgileri ölçelim, biçelim, tartalım diyorlar. Ya bu bir kitap. Burada mana var. Ya Kur'an'ın bize ulaştırmak istediği ahkam, kainatın hakikatindeki yatan manaların bize ulaşmasını istiyor. Onun için Allah'a imanın hemen arkasında meleklere iman gelir. Meleklere iman etmeyen kelamullah'a, yani ben peygamberlere iman ediyorum diyemez. Meleklere imanı anlamayan peygamberlere imanı anlayamaz. Bak, sil onu aklından. Bu çok önemli bir konu. Meleklere iman konusunda sağlam bir temeli olmayan peygamberlere, elçilere iman edemez. Aman efendim, ben Muhammed'e inanıyorum, o bizim peygamberimiz, sevgili peygamberimiz falan demenin bir alemi yok. Meleklere imandan sonra gelir rasullere iman. Hatta ondan da önce mesaj, kelamullah. Yani şu kitabı okuyan bir insan burada müellif konuşuyor diyecek. Bu kitapta mana var diyecek. Bu kitapta mana var, bir zişuur tarafından yazılmış ve o yazan kitabın yazarı bana konuşur. İşte bak, kitap aracılığıyla da konuşuyor, kelime aracılığıyla da konuşur diyecek. Kainatı bir kitap gibi okuyacak. Kainatı kitap gibi okumayan meleği anlamaz. Meleği zanneder ki cinler, periler gibi, hani çocuklara masallara hikayeler anlatıyorlar ya, öyle bir şeyler zannederler. Genellikle insanlar öyle zannediyor. Hani uçan kaçan falan bir şeyler diye. Evet, o komik bir melek anlayışı. O melek değil o abi, nedir? İnsanlar demek ki tahayyül, tasavvur kabiliyetlerini kullanmayınca şekillendirmeye başlayıp ona bir şekil veriyorlar. İşte en komik şekli de hani küçük çocuk kanatlı bilen bir çocuk uçup geliyor falan, öyle tasavvur etmeye başlıyor insanlar. Bu insanın istidadını, kabiliyetini kullanmamasının, tembelliğinin sonucunda kendi kendine uydurduğu bir imaj. Melekleri anlamamız lazım ki
bu kainatın bir kitap olarak okuduğumuzda bu kainatın müellifinin bana kainat aracılığıyla konuşuyor olduğunu görünce, peki kainat aracılığıyla konuşan, hal diliyle konuşan, fiil ile konuşan, bana beni kelime ile konuşan yarattığı halde kendisi bana kelime ile konuşmaması mümkün mü? Asla. Mutlaka kelime ile de konuşması lazım. Neden? Beni kelime ile konuşan olarak yaratmış. Zaten kainatla konuşuyor. Bu esas. Kainatla konuşulduğunu anlamayan bir insanın ben Allah'a inandım, peygambere inandım, Kur'an benim kitabım, ben Müslümanım falan demesinle o bakmayın onlara. Sizin için hiçbir şey ifade etmez. Kendisi için bilmiyoruz. Sizin için hiçbir şey ifade etmez o. Biz kendi başımızın çaresine bakacağız ve diyeceğiz ki şu kainat bir konuşmadır. Ha, bunu anlayacağız. Evet, düşününce, tefekkür edince, bu meseleyi ciddiye alınca anlarsın. Bunun için profesör falan olmana gerek yok. Üniversite okuyacaksın falan. Hayır. Ciddi niyet edeceksin. Ben bir konuşma ile karşı karşıya mıyım şu kainat? Hal diliyle bir konuşma mı yapıyor diye baktığın zaman anlarsın. Bu kadar basit. Niyetimiz olacak. Çünkü kainata bakmak dini faaliyet olarak nitelendirilmiyor Türk kültüründe. Onun için kainatta konuşma var mı diye düşünmeyen bir adam Peygamber Efendimiz'in doğum gününde kutlu doğum haftası düzenlemesi komediden başka bir şey değil. Gül dağıtması komediden başka bir şey değil. Bununla yalnızca Türk kültürünü renklendirir. Komedi bunlar. İman esası olacak kardeşim. İtikadın, imanın temelleri atılacak. Kur'an bu temelleri atmak üzere yapılan bir konuşma olduğunu anlamamız için bu aşamalardan geçmemiz lazım. Kainatı konuşuyor olarak algılama aşamasından geçmem lazım ve kelam ile konuşuyor da olması lazım diyeceğim. Kur'an, işte bu kelamla konuşmanın örneği, bakayım bir diyeceğim. Kainatın yaratıcısı mı konuşuyor burada dediğim zaman, kendim ile yaratıcım arasındaki diyaloğun başladığını görürsün. Belki bunu anadan doğuma kendisini Müslüman zannedenler hissetmez de, benim bulunduğum şartlar itibariyle, Kur'an'ı okuyan gayrimüslimler yaratıcım bana konuşuyor diye anlıyorum. Evet. Ama onu hissettim diyor. Niye Müslüman oldum falan diye. Yani sorduğun zaman Kur'an. Niye? Kur'an bana bir değişik konuşma geldi. Yaratıcımın sanki beni bilen birisi bana konuşuyor gibi geldi. Bana sevdim diyor mesela. Mesela yani böyle, ama bu bir iki örnek değil. Belki aramızda bu var galiba. Bak. Aramızda var. Bu tecrübeyi yaşayanlarla muhatap olmuş, onların da tecrübelerini paylaşmış olanlar da bilirler ama ben bu işin içindeyim şu anda. Herkesin de gibi bir şey. Hani bakıyorum insan, ya ben Müslümanım deyip tutturup gidip de işte dünya hayatında payını almaya çalışan, arada sırada da bir camiye veya dini kurumlara para vermek suretiyle dindarlığını perçinlemeye çalışan insanlar ile mukayese ettiğim zaman görüşlerim değişiyor, öyle söyleyeyim. O zaman burada rahat bir şekilde, ya kardeşim kainatta tecellisini veya emmanelerini gördüğün kainatı bir kitap gibi okuma ve onun manalarını bize aktaran elçilerin olduğunu anlamayan bir insan, Peygamber adı altındaki rasulleri, elçileri anlamaz. Kur'an'ı okuyamaz. Baş öyle bir, yani dini bir kitap okur. Dini dediği bir kitap okur. O buralara götürdü bizi bu, hangi kelimeyse, ahkam kelimesi. Ahkam, genellikle ahkam-ı diniye denildiği zaman namaz, oruç, zekat falan bahsedilir. Yani onlar dışarıda değil ama onların bir tabanı var. Allah'a iman en birinci ahkamdır. Meleklere iman
ikinci ahkamdır. Allah'ın konuşuyor olduğunu iman etmek, yani bunun bilincinde olmak, farkında olmak, arayış içerisinde olmak üçüncü ahkamdır. O konuşmayı temsil eden insanlar olduğunu bize getirip aktarıp hayatında da uygulayan, o konuşmaya göre bir hayat yaşayan insanlar olduğunu, onlara peygamber diyorlar, peygamberler olduğunu anlamak bir ahkamdır, hükümdür. Kur'an'ın ana temel hükümlerindendir. Ebedi hayatın var olması lazım geldiğini anlamak, Kur'an'ın bir hükmüdür. Ahkamından, hükümlerinden, temellerini, hükümlerinden birisidir. Ve her şeyin takdirini, yani kainatın ve benim bu şekilde bir düzen bir içerisinde bu haliyle yaratılmasının bir kişi tarafından karar altına alındığını ve bu karar altına alanın zişuur, sonsuz, mutlak iradeye sahip ne yaptığını bilen, bilinçli bir yaratıcı olduğundan emin olmak kadere imandır. Kainat bu şekliyle takdir edilmiş, böyle olacaksın denilmiş bir zişuur tarafından kararlaştırılmış bir hilkattır, varlıktır. Böyle olsun diye. Bu kadere iman. Bu iman esasları Kur'an'ın temel ahkamıdır. Ondan sonra pratik hayatta bunlar tamamlandıktan, bu konularda kalben mutmain olunduktan sonra, peki bu Kur'an kelam ile konuşanın hayatında tatbik ettiği Kur'an ile bakalım nasıl yaşadı dediğimizde, o kişinin yaşantısı içerisinde, rasullerin yaşantıları, hayatları içerisinde bakıyoruz ki onlar dava ediyorlar, davalarını insanlara ulaştırmak istiyorlar, en güzel insani özellikleri yaşıyorlar, namaz da kılıyorlar, oruç da tutuyorlar. Bunlar onların hayatında birer da'dır, da. Namaz da kılıyor. Namaz dediğimiz şeyi de yapıyor diye naklediliyor. Oruç da tutuyor. Zekat da veriyor. Bir de hacca da gitmiş deniyor ya, bunlar 23 yıllık hayatın içerisinde görüntülerdir. Sen o hayatın tümünü, külli hayatı ihata etmeden yalnızca onun içerisinden, yani ne derler, cımbızla namazı al, orucu al, zekatı al, bitti benim işim de. Böyle din olmaz kardeşim, güldürme. Ağlayacakmış, gülecekmiş, o da ayrı bir konu da. Böyle din olmaz. Bu o genel külli hayatın içerisinde belli temel taşlardı. Yani yolda giderken, hani bir yere gidiyorsunuz ya, o gittiğiniz yerde bir bu ok işaretleri gibidir. Basit demek istemiyorum, yapmasan da olur demek istemiyorum. Ama ahkam-ı Kur'aniye'yi böyle birkaç tane ritüel diyorlar onlara, indirgeyip de Resulullah demek namaz kılan, oruç tutan demektir dediğimizde, namazın içinde ne var anlamazsın. Orucun içinde ne var anlamazsın. Anlamayız. Evet, uzattım yine. Yine uzadı. Her zamanki gibi böyle uzatıp duruyorum. Özür dilerim ama ya, uzatmadan da yapamıyorum. Çünkü bunlar hep gözümüzden kaçan hakikatlardır. Ya ahkam-ı Kur'aniye diye çık bakayım. Eline bir kağıt kalem al. Yani ne diyorlar, kamuoyu yoklaması yapmak üzere git bir Sultanahmet Camisi'ne git, al bakayım ahkam-ı Kur'aniye'den bir örnek ver dediğiniz zaman kaç kişi tevhidin tesisidir diyecek, kaç kişi namaz, oruç diyecek ahkam-ı Kur'aniye deyince, değil mi? Bir araştırma yap, ondan sonra anla ahkamdan ne anlaşılıyor toplumda diye.
Onun için ya kardeşim büyük bir yanlışın içerisindeyiz, yanılgının içerisindeyiz. Dikkat edin, temelsiz bir din peşinde koştuğumuz için insanlar ikna olmuyorlar. Temeli yok çünkü. Allah'a inanmadığı, ahirete inanmadığı için intihar etmeye teşebbüs eden bir adama gidip de kardeşim dinimizde intihar haramdır demek gibi bir şey. Allah bizi intihar yasaklamıştır ki. Şu kardeşime de vallahi inanmıyor, ahirete inanmıyor, temeli yok. Buna sen işte namaz kılacaksın, oruç tutacaksın da iyi insan olacaksın, ahlaklı insan olacaksın. Ya Allah'ı tanımayan bir insan, ahlaklı insan nasıl olur ki? Bu adam yani hırsızlık yapmayabilir, yalan söylemeyebilir ama ahlaklı olmak demek Rabbine bağlı olmak, ona teslim olmak demektir. Rabbe teslim olmayan ne yapar? İşte hırsızlık yapmaz, ondan sonra da ben iyi bir insanım diye heykelini diktirir veya bir yere hastane falan yaptırır. Hastanenin girişine de heykelini diktirir. Bu ahlaklılık mıdır? Hırsızlık mı? Allah'ın mülkünü çaldı, Allah'ın şefkat duygusunu, kendisine emanet ettiği şefkat duygusunu hain kendine mal etti. Bu hırsız. Buna iyilik yapan, işte iyilik sever Ahmet bilmem kim efendi diyeceğiz diye hayır ha derler, hayır severler derneği derler. Hayır severler derneğine bakıyorsunuz, başkan olmak için savaş yapılıyor. Neden? Adın namın yürüsün. Bakın böyle komik durumlara düşmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşte basit bir olayla karşı karşıya değiliz inşallah. Çok. Bunlar çok ciddi meseleler. Kavram kargaşalığı insanların dikkatini dağıtıyor. Yani ahkam deyince aklımıza bu hani İslam'ın beş şartı diye anlatılan fiiller var ya, yapılması gerektiği. Çünkü var onu, yok demiyoruz aşağı. Var da tabansız olunca komik oluyor. Onun için ahkam daruriyat-ı diniye, esasatı imaniyedir. Evet. Pek çok ahkama mehaz ve pek çok maaniye ve vücuhu muhtelifiye delalet etmektir. Kur'an'da belagatında bu özellikler var dedik. Güya bu istidadı tazammunla, bu kabiliyeti, bu istidadı içermekle kelamın kuvve-i namiyesinin, bu kelamın büyüme, gelişme, anlam katmanlarının ne derler, yaprak yaprak açılmasının kuvvetine telbih eder. Yani kinaye halinde işaret eder. Ve hasılatının kesretini gösterir. Bir cümle söyler, o cümlede 10 tane anlamı içerir. Zaten bizim 9. meselede de esas vurgulanmak istenen buydu. Mütedahilen, müteselsil anlamlar, maksatlar gerçekleşiyor idi. Bunu o hasılatının kesretini gösterir demekle Kur'an'ın bu özelliğine dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Sanki o furu ve vücuhların, yani o dalların ayrı ayrı veçheleri, bir cümlede bir ana maksat, onun değişik veçheleri, yönleri var. O yönlerin mahşeri olan meselede cem eder, o yönlerin hepsinin bir merkezde toplanır. Dikkat ediyoruz, o işte o merkez, mahşeri toplantı yeri olan meselede toplar, ta ki mezaya ve mahasenini muhafaza edip taşıdığı mananın meziyetlerini, güzelliklerini koruyup ki cümle açısından, Kur'an'daki ayet açısından belagatının güzelliklerini muhafaza edip her bir her bir fer'i bir garaza sevk. Her bir dal bir maksada yöneliktir. Bir yere götürür seni. O dallar neydi?
o cümlenin yapısındaki belagat unsurlarının dikkate alınması idi. Bir garaza sevk eder, bir sonuca sevk eder ve her bir veçi bir vazifeye tayin eder. Yani Kur'an'da yapılmış olan her türlü tasarruf diyeceği bir cümle kurulurken, seçilmiş olan kelime, kullanılan harfler, kelimelerin yerleştirilmeleri vesaire hepsi bizi bir maksada yönetmek üzeredir. O maksat yaratıcının bize yaptığı konuşmanın maksadında birleşecek. O da neydi? Kur'an'ın bana konuşmasındaki maksat benim tarifim neyse, Kur'an neye bana konuşuyor ise, ben niçin Kur'an okuyorum diye kendime sorduğumda, artık ben bu dünyada ne yapıyorum, ne kim, nereden geldim, bir sahibim var mı, nedir bu garip işler oluyor, bir geliniyor bir gidiliyor falan, insanın dünyasına gelen bütün soruların ikna edici cevabını verecek bir hedefe yönelmesidir. Ki biz onu imanın 6 rüknünde özetliyoruz. İşte Allah'a imandır, peygamber, meleklere iman vesaire. O 6 rüknün hayatıma yansıyan yönleriyle nasıl yaşayacağımın programıdır Kur'an. Bana rehberlik yapan bir hayat uygulamasıdır. Neyi uyguluyorum? İmanın esasatını uyguluyorum. Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk Kur'an'a muhatap olan kişi olarak da birdenbire hepsi birden gelmemiş de 23 yıllık hayat boyunca o hayatta yaşadığı problemler, meseleler, sorular, cevaplar, her neyse ilişkiler ağının yönlendirici programı olarak geliyor. Adım adım, adım adım. Tedricen, derece derece, derece derece geliyor. Aynı şekilde de ben Kur'an ile muhatap olduğum zaman, bir günde mesela oturur bir hafız, bir günde bir Kur'an'ı ezber ise, ya ezberden ya yüzünden okuyarak bitirir. Ne oldu? Bir şey olmadı. Niye? Hayatına geçmedi ki. Kademe kademe, basamak basamak, yaprak yaprak, hayatımla birlikte Kur'an açılacak gözümün önünde. Hayatımda problemlerim, sorularım olacak. Kur'an okumalarımdan o sorularıma cevaplar, rehberlikler bulacağım. Böylece bir Kur'an okuması yapmak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya etmektir. Farkındalık yani. Farkındalık nedir o? 23 yılda Kur'an kendisine inen bir zatın sünneti bana şunu diyor. Ondan bana miras kalan sünnet, yani yaşam tarzı, bana şunu diyor. Senin hayatında da böyle kademe 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 ayetler gelip hayatına yön verecekler. Onun için Kur'an'ı yaşanılan hayatın dışında düşünmek, insani özelliklerimin kainatla olan ilişkisine rehberlik yapan bir konuşma olarak okumak Kur'an'ın tanımı gereğidir. Onun dışında bir Kur'an okunmaz. Mesela desin ki ben Kur'an okuyorum ta ki hani namazın, orucun nasıl emredildiğine dair hutbe vereceğim desen, o Kur'an okuması değil, o ansiklopedi okumaktır o. Tarih okumaktır. Yani ansiklopedik bilgi toplamaktır. Ona Kur'an okuması denmez. Kur'an hayat boyunca yaşanılmış olan insani dertlerin, endişelerin ilacını arama çabası olarak okunmalıdır. Ben şöyle bir problemle karşı karşıyayım. Bunun cevabı ne olur ki? Doğru yönde bir uygulamasını nasıl yaparım ki? Sorusunu sorarak yapılan bir okumada, okuduğun ayetlerde onlara işaretler, onlara telvihler, imalar bulacaksın. İşte ona Kur'an okuması denir, ona Kur'an'ı hayata taşımak denir.
O zaman da peygamber hani yaşayan Kur'an'dı falan diye hadis rivayetler var ya. Öyle olması lazım. Yoksa peygamberin ne güne var ki? Postacı değil ki Kur'an'ı getirmiş bana vermiş. Efendim posta kutuma atmış gitmiş gibi. Öyle peygamber olmaz ona postacı derler. Resul demek, elçi demek, postacı demek değildir. Uygulaya uygulaya bana gösteren, yani gözümün önüne seren hayatıyla, gözümün önüne seren, sanki hayatıyla Kur'an'ı tefsir eden kişiye Resul denir. Evet. Peki, gelelim ile yine Kur'an'dan aldığı ayet parçacıklarıyla bir belagat örneği sergiliyor Nursi. Fanzur ila kıssati Musa fe innaha ecda min tefariqil asa. Ehazaha al-Kur'an bi yadihi bayda fe kharrat sahratul bayan sajidine de belagati. Kur'an'ın ayetlerini aldı, konuya uyguladı. Parça parça aldı. Konumuza uyguladı. Çok güzel bir şey. Bakın şu mesela diyor, bakın Kur'an Musa kıssasının Kur'an'daki kullanılış tarzına bakın. Çünkü o öyle bir asanın fırkalaşmasından tefaruku asa yani bir yerde bu tefarukul asa tefarukul asa asanın parçalanması bir asa bir asa-i Musa'yı düşünün. Asa-i Musa'da vakit geldi ama konu da heyecanlı. Şimdi asa-i Musa'nın her bir parçası aynı mucizeviliği özelliğini taşır. O mucize olarak diğer bütün sihirbazların, yılanların yuttu. Yani bütün sahte ilim adamı adı altında konuşan sahtekarların yapmış olduğu varlık izahları var ya, varlık alemi, şu alemin izahı nedir, ne olacaktır diye merak ediyor. Herkes bir şey söylüyor ya, şöyle olmuş, bomba patlamış falan gibi açıklamalar var. Biliyorsunuz kendi kendine gelişmiş, oluşmuş, işte gelişiyor falan, büyüyor falan diye söyleyenler var ya. Onların böyle ortaya attıkları sahte izahlar, daha doğrusu olabilir mi acaba diye tahminlerden, zanlardan ibaret olan izahların hepsini yutan hakikat Asa-i Musa. O Asa-i Musa'nın her bir parçası yarım değildir. O Asa-i Musa'yı, yani o hakikati böldüğünüz zaman ondan yine hakikat çıkar. Yarım hakikat çıkmaz. Böyle tefarukul asa o. Ama hepsi birden nereye tekabül eder? Neyi gösterir? Tefarukul asayı iyi anlayalım. O asanın genel olarak neyi ifade ediyorsa, yani tevhid ifadedir bana göre de, ama bu benim Kur'an'ın genel maksadından çıkarttığım bir yorumum. Siz başka bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Tevhide beni götürecek ya, her bir parçası da tevhide götürür. O ana meseleye beni taşır. Onun için Kur'an'da Musa'nın hatırası Aleyhisselam'ın hatırası her yere yayılmış, hep o ana tevhid esasına bizi çekmek için. Kur'an çünkü bizim elimizde, daha doğrusu Kur'an'ın talebelerinin elinde Allah'ın gönderdiği rehber konuşmanın, yani ona vahyin kalıntılarının en eskisi olarak Tevrat biliniyor. Onun için Tevrat'a müracaat ediyor. Efendim, daha başka kaynaklarda vardır da biz insanlar onlara salim bir şekilde ulaşmış değiliz. Tevrat bozuk da olsa en azından yani bu Allah'ın Musa'ya, Peygamber Musa'ya göndermiş olduğu bir vahyin işte şöyle ya da böyle belli kalıplara sokulmuş efendim, özellikle belli bir maksada yönlendirmek üzere tahrif edilmiş bir şekiller verilmiş yani. Yani Beni İsrail diye bilinen bir kavmin kendisine özgü kılmak için yapmış olduğu tasarruflarla biraz bozulmuş. Fakat ana tema itibariyle aynı. Onun için Musa
Kur'an talebeleri, Kur'an'a muhatap olan kişiler tarafından kendisine gönderildiği vahiyle en çok tanınan peygamber. Onun için devamlı Musa'dan bahsediliyor. Yoksa başka peygamber yok değil. Efendim yalnız peygamberler Arap Yarımadası'ndan mı gelir gibi sorular soruluyor da. Yani oradaki insanların ve biz şimdi de bizim tarihen naklen bize gelen yönüyle biz bu Tevrat'ı elimizde görüyoruz. Bak şöyle ya da böyle insanlar bozmuş yazmış ayrı konu. Ama elimizde bir metin var. Bu metin tarihi silsile içerisinde bir peygamberin Allah'tan aldığı mesajın haberini getiriyor bize. En azından kendisi tamamen öyle olmasa da önemli değil. Öyle bir şey olmuş diye haber getiriyor. Biz ona göre düşünüyoruz. Onun için Musa'nın isası her yerde. O asanın da her bir parçası alıyor. Kur'an o her bir parçayı yedi beyzasıyla alıyor. Yedi beyza nedir? Beyaz el. Beyaz el ne? Musa'nın bir başka. Musa Aleyhisselam'ın bir başka mucizesi. Koltuğuna soktu, elini çıkarttı, bembeyaz çıktı. Yani Musa neyi ifade ediyor, topluma açıyorsa, pürüzsüz, lekesiz, hakikat olduğu besbelli oluyor. İşte Kur'an'da hangi meseleyi ele alıyorsa bu özelliğe sahiptir diyor. Nursi çok ustaca kullanıyor bunu. Kur'an'ın bu ifadesini, yedi beyzayı alıyor ve bu yedi beyza Kur'an'ın bu belagatı karşısında nasıl ki Musa'nın mucizesi karşısında o mucizevi temsil, tevhidi savunmasının karşısında başka dünya görüşleri getirenlerin o dünya görüşlerinin hepsi yutuldu yani. Bunlar saçma oldu, besbelli oldu, ortaya çıktı. Atmosfer adam diyor ki dünya diyor, kendi kendine böyle gelişmiş diyor. Artık bunu satın alacak, bu görüşe kanacak aptal kalmaması lazım. Bilmiyorum hala vardır da. Yani insan yapmaz da bahane bulmak için, Rabbine teslim olmak istemiyor da bahane bulmak için belki onun dediği doğru, ne bileyim, bilim bulacak çıkaracak deyip geçip gidiyor. İnsan bu. Yani seçer. Her şeyi seçmekte hürüz. Böyle diyenler de var ama ikna oldular mı? İşte onu kendilerine sormak lazım. Ne kadar ikna oldun diye. Atmasyon konuşabilir. Oldum oldum diye geçebilir. Yani yalan söyleyen bir adam tabii tabii canım vallahi öyle der. Geçer gider ya onun gibi diyebilir. Ben ikna olamıyorum. Ben kendim için konuşuyorum. İmkanı yok. İkna olamıyorum. Ha, Musa'nın asası nasıl böyle, Musa nasıl böyle bütün yalanları yuttu aldı? Kur'an'da bütün sahte varlık izahlarını yuttu, yutuyor, çıkartıyor. Ne yapıyor? Yedi beyzasıyla, yani pürüzsüz, karşı konamaz, aksi ispat edilemez bir şekilde tevhidi insanlara sunuyor. Yedi beyza. İşte bu böyle bir sunuş karşısında bütün belagat uzmanları secdeye kapılıyorlar. Nasıl Hazreti Musa'nın mucizesi, asasının aracılığıyla gösterdiği mucize vasıtasıyla insanlar secdeye kapılmışlardı ya, Nursi bunu alıyor, Kur'an'ın belagatı karşısında, Kur'an'ın tevhid esasına dayanan kainat izahı karşısında, varlık izahı karşısında ortaya atılmış olan varlık izahı yapan insanlar ve açıklamaya çalıştığını söyleyen insanların görüşleri secdeye kapanırlar. İyi dikkat et. Onlara itimat edemezsin veya açıkça onların yanlış olduğunu anlarsın diyor. Ya bu teşbihler Nursi'nin bu çok zeki bir şekilde Kur'an'ın kelimelerini öyle bir belagat izahı için kullanıyor ki o belagat izahından biz Kur'an'daki o kelimelerin geçtiği ayetleri nasıl anlamamız lazım geldiğini anlatıyor. Bu ne biçim bir belagat yöntemidir, usulüdür. Hakikaten çok çok güzel. Risale-i Nur'da yapar bunları hep. Dikkat edin. Hani o birinci sözde falan okuduğunuz hikayeler var ya, oralarda hep bu belagat unsurlarının izlerini görürsünüz. Nasıl Kur'an'ın anlattığı mucize
gibi mucizedir diye okuduğumuz, bu Hazreti Musa'nın mucizesi, bu Hazreti İbrahim'in mucizesi dediğimiz olayların, hayır, bu kainatta karşılığı olan olaylar olduğunu, onlara bize referans verdiğini anlayıveririz. Bu böyle bir mucize olmadı falan demek için böyle çok kısır bir kafa yapısıyla dinlemeyin beni. O mucizeler o zaman oldu. Beni o ilgilendirmez. Beni ne ilgilendiriyor şimdi? Ben bunu anlatan ayetten ne ders alacağım? Evet. Bunlar ilginç konular. Evet, Kıssa-i Musa meşhur darbi meseledeki Teferrukul Asa'dan daha nafidir. O Teferrukul Asa diye bahsetmiştim ya. Konuşmuştuk Teferrukul Asa. Bazı lügatlerde bazı şeyler anlatıyor da ben öyle anlamıyorum. Lügatların dediği gibi anlamıyorum. Belki kelime manası o da bilir. Yani öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki onun faydası işte başkalarının yaptığı konuşmadan daha önemli diye bir şey söylüyor. Daha çok fayda sağlıyor. Yani siz bir iş yapıyorsunuz. Başka kişiler de yapıyor da siz en güzelini yapıyorsunuz. Ben onu nasıl anlıyorum? Siz öyle bir kainat izahı getiriyorsunuz ki başka kişilerin yaptığı izahlar sizin izahınız karşısında hiçbir değeri kalmıyor. Hazreti Musa bütün yılanları yutuverdiği böyle anlıyoruz. Evet, bizim için bunları ifade ediyor şimdi. Evet, nasıl o asa ne kadar parçalansa yine bir işe yarar. Yani ne kadar parçalansa, bölünse, ki Hazreti Musa'nın hikayesi 60 yerde ayrı ayrı 60-80 neyse yerde Kur'an'da anlatılıyorsa yine bir işe yarar. Neden? Her birisi aslını hatırlatır. Onun için de Farukul Asa ifadesi kullanılıyor. Kıssa-i Musa dahi öyledir. Bu hasiyetine binaendir ki Kur'an 7 berza-i mucizül beyanıyla, yine kusursuz ifadesiyle öyle diye kısaca söyleyeyim, zaman az kaldı. O kıssayı aldı ve süveri müteaddide de kullandı. Yani birçok sureye dağıttı. Bu özelliğinden dolayı Musa'nın hikayesi ya da Musa'nın hatırası, menkıbesi bütün surelerden birçok sureye dağıtıldı, serpildi. Neden? Her bir parçası yine onun tümünün getirdiği veya ifade ettiği mesajı bize hatırlatarak o mesaja, ana mesaja bizi ulaştırır. Onun için her bir ciheti hüsnü istimal etti, en güzel şekilde kullandı. Fenni beyanın saharası. Yani bu yukarıdaki söylenilen ifadenin açıklamasını yapıyor burada. Beyan ilminin, yani belagat ilminin sahirleri, en üst uzmanları belagatına secde, berzemine hayret ve muhabbet ettiler. Yani yeryüzünde sevgiyle, muhabbetle teslim oldular, secdeye kapıldılar. Ey birader! Bu meselede olan hayal meyal belagat o esalip ile sana öyle bir şecereyi tersim eder ki şu anlattığım senin için hayal beyal gibi görünen, yani gerçekten daha biz Kur'an'ın belagatını bizzat böyle içercesine Kur'an'a muhatap olmuş değiliz. Onun için bize hayal meyal böyle şeyler varmış diye duyuyoruz şimdilik. İnşallah olur zamanla. Peki esalip ile, bu usluplar ile sana öyle bir şecereyi tersim eder ki, yani sana öyle bir ağaç resmediyor ki, şimdi resim olarak gösteriyor sana, cesim uruku müteşabike, çok büyük kökler birbirine şebeke şebeke girmiş, karışmış ya, yani. Birbirine karışmış bu karışıklık, ama her biri kendisi canlı, karışık gibi görünüyor sana ama canlı, her biri ne yapıyor? O bir karışık gibi görünen köklerin her birisi gelip gövdeye dayanıyor. İşte Kur'an'da böyle bir özellik var. Bazı insanlar ya burada bir konudan geçiyor. Ne anlattığı belli değil falan diyorlar bazıları. Evet, o ağacın kökleri gibi oraya buraya dağılmış, birbiri içerisinde karışmış gibi görünmesine rağmen her birini takip et, seni kendi başına alır, köke bağlar. Bu özelliği olan bir belagat usulü takip edilmiştir Kur'an'da. Uzun boğumları mütenasike, yani birbirine münasip,
dayanışmalı ve müteşabi, birbirine müteşabi, dalları mütenaika, yani birbirine omuz omuza vermiş. Dallar da öyle, hani her biri birbirine dayanmış. Dal tek başına, kendi başına gidiyor değil. Yine gövdeden gelmiş, uzanıp gidiyor ama bakıyorsunuz hala gövdeye bağlı. Meyve ve semeratı mütenavviye olan, birçok değişik meyveler veren bir ağaç tersim ettim diyor. Bir şecere-i hakikat sana tasvir eder. Şu yazdıklarım, 9. meselede sana yazdıklarım böyle bir hakikat ağacı ki, bakın karışık kuruşuk gibi görünmesine rağmen her birisinde, her biri belli bir hakikata bizi götürür ki Kur'an'ın belagatında bu unsur hakimdir. Eğer istersen 6. meseleye temaşa et. Yani 6. meselede neyi söylemişti? Kur'an bir rafineri gibidir. Kur'an bir harita gibidir. Kur'an'ın belagatı bir harita gibidir demişti, hatırlayalım. O haritada işaretler var. Onların hariçte hakikatlara işaret ettiğini anla. O hakikati ara bul diye özetlediğimiz bu 6. meseleyi temaşa et. Zira çendan müşevveş ise, gerçi sana karışık gibi görünürse de, bir derece bu meselenin bir parçasına misal olabilir. Yani şuradaki anlatmak istediğimiz, iç içe girmiş olan, mütedahil olan, iç içe girmiş olan hakikatların katman katman nasıl ifadesini bulduğunu Kur'an'ın belagatında bulmanız lazım, görmeniz lazım. Ona göre bir Kur'an okuması ya da ona göre okumuş olan Kur'an müfessirlerinin önünü diz çökmemiz gerektiğini söylüyor. Masal anlatan, hikaye anlatan değil. Tembih ve itizar: ey birader, bilirim ki şu makale sana gayet muğlak görünüyor. Evet, ben yani ilk bakışta ya bu neden bahsediyor, bir şeyler söylüyor, doğru gibi geliyor ama tam anlamıyorum. Evet, öyledir. Fakat ne çare, mukaddemenin şeyini icmal ve icazdır. Daha şöyle bir örnekleriyle uzun uzun anlatsaydı deyince, biz yalnızca bir mukaddeme yaptık burada. Mukaddeme, bir ön söz veriyoruz. Ön söz daima özet halinde ve kısaca anlatılır. Kütüb-i Salise de sana tecelli edecek. O başında söyledi. 3. kitapta bunların örneklerini vereceğiz dedi. 3. kitap yazılmadı. Ama Nursi'nin kendisi 3. kitap olarak Risale-i Nur'un yazıldığını söylüyor. Yani 1. kitap bu idi. Şimdi 1. makale, 2. makale, 3. makaleden oluşan muhakemata 1. kitap diyor. Ondan sonra bir 2. kitap yazılacak. Ondan sonra bir 3. kitap yazılacak. Açıklanacak. İşte Risale-i Nur bu açıklamadır. Risale-i Nur adında, Risale-i Nur külliyatı adında yapmış olduğu yayınlar bu açıklamadır. Ama 3. kitap olarak geçmeyebilir, sözler olarak geçiyor, olabilir. Onun örneklerini Risale-i Nur okuduğumuz zaman görüyoruz. Ben çok uzattım ve kesmem lazım. Sizin söyleyeceğiniz varsa buyurun, bugünkü sohbetimizi burada İnşallah bitiriyorum. Biraz son kısmı hızlı geçtik ama temelleri başta inşallah anlayabildiğimiz kadar paylaştığımız için inşallah sizden de yardım, yani biraz da hep beraber dua edelim. Sorularınızla katkılarınız olacaksa, yorumlarınız olacaksa buyurun, değilse inşallah bir gün burada duralım. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Rızaen lillah bi hurmetil Fatiha.